Arkadaşlar burada ortalık karıştı. Sürü birden ürktü. Köpekler bir şey kovalıyorlar. Ben de yani arkadan gördüm. Ama drone hemen kaldırdım. Bakalım ne var. Barut burada. Burası arkadaşlar kanalizasyon. Etrafını çevirmişler. Barut da şimdi oranın içine girdi. Yani köpeklerin önünde bir şey vardı. Buraya mı atladı? Buradan mı geri atladı? Tam göremedim. Ben de dikkatli bir şekilde bakayım. Yani Gördüm yani bir şeyin kaçtığını ama çöpete önünde bir şey vardı ama nereye gitti bilmiyorum. %90 kurt arkadaşlar. Burada gelip pusu atacaktı herhalde. Buraya etraf çevrili ya. Kamışlara girecekti. Oraya giden koyunları belki de ağaçların altında tutacaktı ama bilmiyorum. Keş şu anda çılgına dönmüş resmen. Ama barut da keşle beraber koşuyorlardı. Böyle girip çıkıyorlardı bir şey daha vardı yani üç tane verdi iki tane bizim köpekler bir tane daha bir şey daha vardı ama onu net göremedim yani o da yüzde doksan kurtlar arkadaşlar ama tam net göremedim bir bir şey diyemiyorum ama köpekler çılgınlar döndü resmen bak keş ne yapıyor arkadaşlar yani ne yapacağını şaşırıyor yani tilki olsa bu kadar tepki göstereceğini yani düşünmüyorum ama şimdi birazdan belki de çıkar yani ortaya Barut da orada arkadaşlar iz dolaştırıyor. Yerleri kokluyor. Burada terle çevrili olduğu için keş içinden çıkamıyor. Herhalde arkadaşlar keş o hayvanın nereye gittiğini gördü ama buradan çıkamadığı için gidemiyor. Barut da orada çıldırmış durumda. O da babasına hiç bakmıyor zaten. Komple ize düşmüş şu anda. Oo, oh, oh. Şu anda iz dolaştırıyor arkadaşlar. Bu yüzde doksan kurt. Yani tilkiye bu şekilde tepki göstermez köpekler. Barut da durdu durdu sonra doğru açıldı ya. Şu 10-15 gündür arkadaşlar öyle bir açıldı ki barut. Hem yani kurdu olursa ne yapacak kerata? Şimdi babası gelmeden kurdu vurursa hiçbir şey yapamaz. Hatta kurt onu yakalar. Çünkü 7-8 aylık bir yavru. 8 aylık bile olmadı. Ama gözü kara. Yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. İnşallah babası da gelebilir arkadaşlar. Babası yerse da daha güzel olur. Yani daha da köpek kendine güvenir ama çok güzel iz dolaştırıyor. Yani bu kurt arkadaşlar bakın. Bir noktaya bakmıyor köpekler. Burada hep gezmiş demek ki. Demek ki gizli gizli gezdi buralarda. Sonra sürü yanına yaklaştı. Kanalizasyonun Kamışların oraya. Orada da köpekler fark edince kaçtı. Baruta gerçekten helal olsun arkadaşlar. Bakın. Hani eşe köpek gibi iz dolaştırıyor. Yani boş yere koşmuyor arkadaşlar. Şu anda bir izde. Kafa yerde. O baba da geldi. Keş geldi arkadaşlar. Keş de sıkıntı yok. Barut şimdi ister gibi iz dolaştırabilir. Keş de Barut'un izine geldi. Demek ki Barut doğru izlemiş arkadaşlar. Yani şu anda bir şey görüp gitmiyorlar. Koşmaların sebebi iz ve koku ve olaylar çok e, yani biraz önce olduğu için yani ani olduğu için izler daha taze. O yüzden net bir şekilde gidebiliyor. Buraya geldiler. Büyük ihtimalle sudan geçmiş olabilir arkadaşlar. Sudan geçmiş ol geçme olan var bakın çünkü barut Geri döndü. Çeşit döndü. Sudan geçmiş herhalde. Ama köpekler suda koku alamadıkları için bu tarafa göster. Burada kokular kokuyor. Her an bir yerden de çıkabilir. Yüzde %90 sudan geçmiş. Bakın barut. Burada çıldırıyor. Demek ki buradan geçti. Ama işte belki geldiği yerde bura olabilir. Ben bilmiyorum. Barut da herhalde şimdi sudan geçecek. Oo kerataya bak. Bu da çok akıllı ya. Bak. O odunun üstünden geçiyor. Aklında kullanıyor yani. Sudan geçmiyor. <laughs> Ufaklık fena olmaya başladı ya. Atom karınca. Bu bir yaşına gelirse tamamen sürüyü buna emanet edebiliriz arkadaşlar. Bu son günlerde acayip açıldı. İşte babasıyla gide gele gide gele öğreniyor köpek ya. Babası görünmüyor şu anda. Bakın yani bu bir şey görüp de koşmak değil arkadaşlar. İz dolaştırmak. Köpek böyle içindeki yeri böyle dolaştıracak ki yani kurtları böyle def edecek. sürü dursa kurt yine gelir yani. Ya kurdun gözünü korkutacak. orada durdu. Aşağıya bakıyor. Büyük ihtimalle kurt karşıya geçmişti. Sudan karşıya geçmişti. İzleri kaybetti herhalde. Orta keşin giriyor yürüyor mu? Hiç döndü. Burada izleri yok herhalde arkadaşlar. %90 şuradan geçti. O çok tepki gösterdikleri yer var ya. Oradan karşıya geçti. Ama barut için mükemmel bir deneyim oldu. Yani ya, ya kurttu ya tilkiydi ama %90 kurttu. Yani kurt deneyiminde yaşamış oldu. Yani gördü kesinlikle gördü yani. Keşke gördü o da gördü. Kovalıyor Ben de gördüm ama o kalmış arasında ne olduğunu fark edemedim yani. Bir şey vardı. Domuz falan değildi yani kesinlikle. Ya tilki ya kurt. Ama yani tilkiye bu kadar tepki gösterirken düşünmüyorum yani. Bu kurt tepkisi gibime geliyor. Burada izler yok arkadaşlar. Demek ki ben dediğim yerden geçtiler. Şimdi köpekler geri döndü. Balota bak ama oraya işaret diyor ki Aslan parçası ya. Aynen şimdi arkadaşlar eski yere geri dönüyor. Kurt buradan gitmemiş. Demek ki suza karşıya geçti. Şimdi oraya gidiyor köpekler. Ben koyunlar şu, şu tarafa doğru götürdüm ya oraya doğru. Birden bu kamışların o kamıştan içinden bir şey gitti. Yani arkadan gördüm. Türlü yani domuz falan değildi, kurttu. Ama tam yüzünü göremedim yani arkadan gördüm. Köpekte orayı talan ettiler. Etrafında döndüler, döndüler, döndürüyor. Sonra keş içeri girdi. Barut da girdi. Barut dışarı çıktı. Keş çıkamadı girdiği yerden. Bilmiyorum herhalde küçük bir yerden mi geçti. Nereden geçtiyse. Sonra barut böyle iz dolaştırdı gitti. Keş de gitti. Yani burada daha demin az kalsın belki de koyun tutardı. Yani oraya doğru koyun gitseydi köpekler olmasa koyun tutardı. Köpekler daha gelmediler. Yani neredeyse kurt saldırısına uğrayacaktık ama. o kamışlardan dolayı. Demek ki acaba kamışların içine yattı arkadaşlar. etrafta da çevriliyor oranın. Orada pusu yapıyor. Köpekler oyunu bozdular. Arkadaşlar hani babası gibi iz dolaştırıyor yani babas babası nereye gidiyorsa yani o da onun gibi iz dolaştırıyor yani iki köpek gibi. Yani Masum Bey. Ya aslında aslında kurt sizi yakalayacaktı haberiniz yok. Ya aslında keşke barıta dua edin. Hayvanlar çevirelim arkadaşlar. Ya yani bugün de böyle hava kötüydü. Zaten gördüğünüz gibi. İşte bu zamanlarda soğuklarda kurtlar falan acıkıyorlar. O yüzden sürüye saldırmaya çalışıyorlar. Pusu kuruyorlar. Ama ama köpekler pusuyu bozdular. Yani aslında kurt orada ele verdi. Ha köpekler oraya gittiğinde zaten korkusunu anlarlardı ama orada kurt bir iki tepki yaptı. kendine ele verince köpekler gittiler zaten. Keşke tele girmeseydi belki daha çok farklı bir durum yaşanırdı ama eğer telin içinde kurdu sıkıştırsalardı kurdu, kurdu yani direkt. Ya barut küçük müçük ama hiçbir şey dinlemiyor yani. Eşek köpek gibi iz dolaştırıyor hiç affetmiyor. Çünkü arkadaşlar neden? Tecrübe. Tecrübe arkadaşlar hiç bağlamadım baltu. Sonra babası gün yanında yetiştim. Tyson'ın yanında yetişiyor. Ayı gördü, domuz gördü, tilki gördü. Biraz önce de kurt gördü. Ben yani 8 aylık yavrunun hayatında görebileceği her şeyi gördü. Ben bunu götürsem, e, bağlasam arkadaşlar ne olacak? Hiçbir şey olacak yok arkadaşlar. 1-2 yaşına gelip sürüye bırakacağım köpek. Çok verimli olmaz yani. Eğer sürü köpeği yetiştirmek istiyorsanız bakın ben yapıyorum gördüğünüz gibi. Yavruk salıyorum babasının dilinin yanına. Ne yapıyor hayvan? Her şeyi öğreniyor. E şimdi ben barutu bağırasam ne olacak arkadaşlar? Hayvan hiçbir şey bilmeyecek. Bırakacağım sürüye böyle aptal aptal etrafa bakacak ama yavruk sen serbest bırakacaksın. O köpek zaten içinde de bir şey varsa, yanından da yanında da iyi köpekler varsa o köpek zaten iyi bir sürü köpeği olur yani. Nasıl köpek olursa olsun fark etmez. Akbaş olur, Malaklı, Kangal, Anadolu çoban. İçinde varsa bir de yanında güzel köpekler varsa, bir de sen de serbest bırakırsan, süreyi götürürsen, ilgilenirsen yani iyi köpek olur ama bağlarsan bir yere ondan sonra dersin ki bu köpek niye işte iz dolaştırmıyor, niye yabaniye gitmiyor. Ha onlardan da gidenler çıkar ama yüzde bir çıkar yani. Yavruyu ufaktan yetiştireceksin babası gibi yanında. Hiç korkmayacaksın arkadaşlar. Şimdi keşe falan bir şey olsa mesela barut sıkıntısı yani bahara falan sıkıntısız süreye gider. Tecrübe ama ben bağlasaydım eve ne olacak hayvanda? Ne bilecek yani kurdu ne bilecek, ayı ne bilecek, domuzu ne bilecek. Her şeyden tecrübe kazandı işte. Tecrübe ve köpeğin soyu. Bu ikili bir araya geldiği zaman çok güzel bir şey çıkıyor ortaya arkadaşlar. Size tavsiye ederim. Ben bunu yıllardır sürdürüyorum. Geliyor arkadaşlar yönlümün efendisi. Baroş. Gel gel gel. Şu boya bak, posa bak, yaptığı işe bak. Baruş. Gel abinin yanına gel. Kurt seni ağzını tasa götür barut ya. Yapma bunu bize ya. <laughs> Allah oğlum gel. Aslan parçası. Çeş. gel abinin yanına bak. Oğlun nasıl tebrik ediyorsam senden tebrik ediyorum. Yetiştir oğlum böyle işte. Barış'ı yetiştir. Aslan parçaları size. Barut. Sen bugünlerde iyice açıldın ya. He? Ne oluyor sana böyle? Maşallah diyelim aslında arkadaşlar. Gerçekten güzel bir köpek olacak. Sağlam bir şey olacak yani. Orantılı büyüyor kerata. Eş, otur, 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 otur. Yani şu duygu hiçbir şey değişmem arkadaşlar. Baba, oğul. Böyle, dur. Baba, oğul arkadaşlar. Böyle buraya gelmişler. Sürümüzü koruyorlar. Babası tecrübelerini yavrusuna aktarıyor Yavrusu arkadaşlar Giderken korkmuyor çünkü babası yanında e Tek olsa fazla o kadar yapmaz yani Çünkü yani büyük köpek ister yanına yavru Ama bu şekilde mükemmel bir tecrübe öğretiyor mesela o gün domuzlar 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 videosunu izleyebilirsiniz ne oldu arkadaşlar Keşke gitti mesela bir hamle yap, yapıyor ısırmaya çalışıyor geri kaçıyor hemen Barut da babasına bakıyor gidiyor hemen bir ısırmaya çalışıyor geri kaçıyor Yani tecrübe e şimdi gidip direkt yakalasa mesela Barut e, bir yaşındayken sıkıntı çıkacak. Ama işte babasının yanında göre göre, göre göre alışacak. Tektere bir şey konuşmaya gelmiyor. Hemen sürü yanında devam ediyor işte böyle arkadaşlar. Adım adım izliyor sürüyü. Barut, senin niye gitmiyorsun kardeşim? Hı? Baban sana bunu öğretememiş. Kusura bakma. <laughs> Benim yanımda kalıyorsun, değil mi? Aslan parçası seni. Utasırsın seni. Doşkar'ın oğlu. Çok güzel bir yavru olacak arkadaşlar. İnşallah başına bir olay gelmez. Gelişimi, sağlığı, cesareti, her şey iyi. Fiziği de güzel. Güzel bir yavru olacak. kuyruklarını da tutuyor arkadaşlar. Mesela babası tutmuyor. Ama oğlu tutuyor. Keş! Peş! Aslan bacası. Bu ara arkadaşlar çok şey olmuş yani barut. Bilmiyorum yani yabani düşkün olmuş. Böyle ne bileyim yani bu ara biraz değişmiş yani. Bu 15-20 gündeki yabaniye düşkünlüğü beni gerçekten şaşırttı yani. Eskiden bu kadar değildi yani. Demek ki büyüdükçe düşkün oluyor iyice. Yoş. Tüm barış. Aynı babası ya. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.